Dünyanın ilk 14 inç, 120 Hz, 3K çözünürlüğe sahip çift OLED ekranlı dizüstü bilgisayarı önümde. Asus ZenBook Duo 2024 ile karşınızdayım. Yani gördüğünüz gibi en büyük iddiası tasarımı ama içerisinde bu tasarımın tüm nimetlerinden faydalanmamızı sağlayacak çok becerikli bir işlemci olan Intel Core Ultra 9 185H da yer alıyor. Herkese merhaba Webtekno takipçileri. Böyle ilginç ürünlerin incelemelerini, teknoloji gündemindeki önemli haberlerin detaylı açıklamalarını ve birbirinden güzel karşılaştırma videolarını kaçırmamak için kanala abone olursanız çok seviniriz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Şimdi Asus ZenBook Duo 2024'e geri dönelim. Ne demiştik? Dünyanın ilk çift 14 inç OLED ekranlı bilgisayarı var yanımızda. Ancak masada durduğu bu halinden gözünüz korkmasın. Bu klavyeyi şöylece altındaki ekranın üzerine takıp bunu da kapatırsam aynı zamanda dünyanın en hafif çift ekranlı bilgisayarlarından birisine dönüşüyor elimdeki cihaz. Asus bu kadar dünyanın ilkini bir araya getirmek için 2018'den beri ZenBook Duo modellerini geliştiriyor zaten. Ama böylesini bütün sektörde çok nadir görüyoruz. Daha önceki ZenBook Duo'ları hatırlayanlarınız vardır belki. En büyük esprisi olan ikinci ekranlar hemen şurada böyle klavyenin altında yer alırdı. Ve kendi çapında çok işlevsel avantajı vardı o ürünlerin ama her teknolojik ürünün ilk neslinde olduğu gibi bazı önemli eksikleri de bulunuyordu. Mesela fareyi kontrol etmenizi sağlayan şuradaki touch barlar eski ürünlerde, eski duolarda sağda yer alırdı. Bu yüzden solak olanlara hitap etmekte zorlanıyordu Asus. Ancak 2024 model ZenBook Duo'da gördüğünüz gibi bu sorun tarihe karıştı arkadaşlar. Hatta şöyle bir daha ben klavyeyi kaldırayım ve bilgisayarımı yeniden kurayım. Evet, ZenBook Duo'yu geri kurdum. Ne demiştik? Tarihe karıştı. Artık her ikisi de 14 inç büyüklüğünde ve 3K çözünürlük sunan 120 Hz tazeleme hızına sahip 2 adet OLED ekranımız var burada. Özellikle video kurgu ya da çeşitli medya işleri yapanlar çok daha iyi anlayacaklardır. Bu ekranlarda P3 renk gamutunun %100'ü destekleniyor. Yani LCD ekranlara göre çok daha fazla renk görüp bunları düzenleyebiliyor. Daha gerçekçi beyaz ve siyah dengesi görüyoruz. Oyunları ve diğer tüm deneyimi de daha kaliteli hale getiriyor tabii bu durum. Hatta 0.2 milisaniyelik neredeyse gaming monitörlerde gördüğümüz kadar düşük bir gecikme süresi de var bu ekranlarda. Bu da hem rekabetçi oyunlarda hem de dokunmatik kalemle çizim yaptığımız diğer uygulamalarda ekranın daha doğal ve akıcı olmasını sağlıyor. Gövdesinde %90 oranında geri dönüştürülmüş magnezyum alüminyum alışımı kullanılmış ve bu sayede alüminyum bir gövdeye kıyasla %33 daha hafif. Bilgisayarın ağırlığı 284 gramlık. Bu klavyeyi de dahil ederseniz 1604 grama ulaşıyor ki bu form faktörde cihaz için bence oldukça hafif. Hatta en yakın rakibi Lenovo Yogobook 9i'den 183 gram daha hafif. İki ekran ve bir klavyenin yer aldığı gövdenin kalınlığı ise sadece 1.46 cm. Bir A4 kağıdından biraz daha uzun ve geniş olan gövdemiz sonuç olarak Asus ZenBook Duo'nun en hafif olduğu kadar aynı zamanda en ince taşınabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı olmasını da sağlıyor. Bence gövdeden ayrılan bu klavyenin kendi ışıklandırmasına sahip olması da güzel detay. Oyuncu klavyeler dışında bu tarz basık tuşlu ya da daha teknik adıyla çiklet klavyelerin kendisinden bir aydınlatmaya sahip olmasına çok alışkın değiliz. Asus dizüstü bilgisayar klavyesinden ne bekliyorsak gövdeden ayrılabilen bu klavyeyi de bizim beklentilerimizden mahrum bırakmamış arkadaşlar. Yazım veya tuşlara basma hissiyatı oldukça konforlu diyebilirim size. Ancak bilgisayarı dizüstü modunda kullanırken klavyenin altında bir ekran yer alması cihazı ilk açtığımda ve kurulumlarını yaparken beni epey düşündürdü. Sonuçta klavyeyi el darbeleriyle kullanıyoruz ve bu darbelerin altındaki ekrana zarar vermesinden çekindim doğrusu. Asus bu konuda önlem almak için gözle görülmeyen akıllıca bir yola başvurmuş. Klavyenin alt tarafında buradaki yüzeyde yumuşak bir malzeme ile kaplamış Asus ve böylece klavye vuruşlarında ekrana yük binmesini engellemiş. Böyle bir bilgisayarı iş için güç için alıp da arada iki el CS Valo atacaklar için diyorum bunu. O yüzden böyle hilecilere, AFK kalanlara öfkenizi klavyeye yansıtmanız biraz hata olur bu bilgisayarda. Sakince yansıtmanız lazım. Böyle hardcore, böyle çok öfkeli oyuncular için de uygun bir ürün değil yani. Biraz hassas olmanız gerekiyor. Klavyeyi gövdeden ayırdıktan sonra ister yatay şekilde böyle alt alta ya da ister dikey şekilde ekranları yan yana masaüstü modunda kullanabiliyoruz. Hatta ekranlar 180 derecede açılabiliyor. Bu imkanların getirdiği kullanım senaryoları da oldukça fazla. Oyunlara mola verip bir toplantıya falan girerseniz karşınızdaki insana ekranınızı doğrudan paylaşmanız mümkün oluyor mesela. Asus bu çift ekranı kullanmamızı sağlayacak yazılımsal destek de sunuyor bize. Screen Expert adında bir uygulaması var Asus'un ve bu sayede ekran
ekranda açık olmasını istediğimiz uygulamaları önceden belirleyip bu uygulamaların hepsini tek dokunuşla ekranda açabiliyoruz. Ya da sadece bir tanesini iki ekrana yayılacak şekilde uzatabiliyoruz. Yine Screen Expert üzerinden aynı anda birden fazla klavye tuşuna basmamızı sağlayacak böyle kopyala yapıştır gibi görevleri de tek dokunuşa atayabiliyorsunuz. Fiziksel klavye yerine alttaki ekranı dokunmatik bir klavye fareye dönüştürebiliyorsunuz. Bu dokunmatik klavyeyi eş zamanlı olarak 5 parmağımızla birlikte de kontrol edebiliyoruz. Dokunmatik hareketleri orada kullanabiliyoruz. Windows daha akıcı bir hale geliyor böylece. Yani Asus çift ekranlı bir deneyimi sonuna kadar kullanmamızı sağlayacak yazılım desteğini bu bilgisayarla birlikte bize sağlıyor. Her iki ekranda dokunmatik olunca ve kutudan çıkan kalem Asus Pen 2 de işin içine girince aslında çift ekranlı üst segment bir tablet işlevselliğinde kullanabiliyoruz bilgisayarı. Gerisi artık sizin biraz hayal gücünüze kalmış. Yani üretkenlik konusunda ev konforuna yakın bir masaüstü bilgisayar, tablete yakın kalem ve dokunmatik deneyimi bir araya getiren bir cihaz olmuş mu? Olmuş. Bunu daha önceki ZenBook modelleri için söyleyemezdim ama bu 2024 model için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim arkadaşlar. Artık oyun testine geçelim isterseniz. Siz oyun performansını izlerken ben de size bilgisayarın teknik donanımlarından bahsedeyim. Baştan söyleyeyim, Asus ZenBook Duo 2024 oyun amacıyla üretilmiş bir bilgisayar değil. Evet, üzerindeki donanımlar 2024 model ama bu donanımların vaadi oyun yerine böyle tasarım ve iş uygulamalarında üretkenliği arttırmak. Yine de molalarda oyun oynarken nasıl bir performans ile karşılaşacağınızı size göstermek istiyorum kısaca. Asus ZenBook Duo 2024'te Intel'in yeni nesil taşınabilir bilgisayarlar ve el konsollarında kullanılmak üzere geliştirdiği Core Ultra 9 185H yongası yer alıyor. 16 çekirdek ve 22 iş parçacığına sahip işlemci biriminin hızı en düşük 2.5, en yüksek 5.1 GHz seviyesinde. Eğer bu rakamlar bir anlam ifade etmiyorsa bu işlemci için Intel'in en iyi yeni nesil taşınabilir işlemcisi diyebilirim size. Bu yongaya dahili olarak 16 GB hafızayla gelen Intel Arc GPU birimi tıpkı Nvidia'nın DLSS ya da AMD'nin FSR teknolojilerinde de olduğu gibi oyunlardaki FPS'i artırmanızı sağlayacak yapay zeka özelliği XeSS desteğine sahip. Oyunların desteği varsa ayarlardan Intel XeSS'i açtığınızda FPS önceki duruma nazaran yükseliyor. Ancak bu artış 2023'te 24'te çıkmış 3A oyunlarda size çok şey vaat etmez. O yüzden Asus ZenBook Duo ile biraz daha eski veya iki ekranın avantajını rahatlıkla kullanabileceğiniz strateji türündeki oyunları tercih edebilirsiniz. Tabii ki 2A ya da piksel tabanlı oyunlar da rahat rahat oynanabilir bu bilgisayarda dostlar. Bu donanımlar CS2 ve Valorant oynamak için de oldukça yeterli. Hatta yine çift ekranın getirdiği nimetlerden de yararlanarak sıradan bir laptopta oyun oynamaya kıyasla daha avantajlı duruma geçebilirsiniz. Zaten izlediğiniz görüntülerde de rahatlıkla bunu görebiliyorsunuz dostlar. Çift ekran moduna geçip oyunu üstteki ekrana alarak bir laptopa kıyasla daha düzgün görüş açısına sahip oluyorum böyle. Asus ZenBook Duo 2024'te 7500 MHz frekansında çalışabilen 32 GB hafızalı LPDDR5X RAM var. Bu bilgisayarın Windows 11 kusurlarından olabildiğince kaçmasını, aynı anda birden fazla uygulamanın açıkken bilgisayarın çok fazla şişmesini engellemek adına yeterli bir donanım, yeterli bir RAM miktarı. Depolama tarafında ise 2 TB boyutunda M.2 SSD bizleri karşılıyor. PCI Express 4.0 destekli olduğu için dosyalarınızı yüksek hızlarda okuyup yazabiliyor. Üzerinde bulunan 2 adet Thunderbolt 4 destekli Type-C girişler sayesinde de yüksek hızlı harici SSD'leri de bu bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir de 3D Mark ile performans testine girelim. Intel Arc Graphics GPU'suna sahip Core Ultra 9 185H'nin görsel işlem performansını ifade eden 2626 puan Asus ZenBook Duo 2024'ün görsel işlemler açısından standart bir ofis dizüstüsüne kıyasla 1000 puan daha fazla aldığını gösteriyor bize. Yani görsel işlem yapılan iş uygulamalarında verimliliği piyasadaki rakiplerine göre tatmin edici bir seviyede. CPU tarafında ise 3D Mark ile yaptığımız testler sonucunda 3802 puan aldık. Bu skor işlemcimizin Intel Core Ultra serisindeki en güçlü üyesi olduğunu gösteriyor. Aynı işlemciye sahip diğer bilgisayarlar ile yapılan testlerden bir nebze daha yüksek olan bu skor Asus'un yaptığı optimizasyonların da başarısını kanıtlar nitelikte. Oyun testi biterken bilgisayarın performansı hakkında bir görüşünüz olmuştur diye düşünüyorum dostlar. Hem donanımlar hem de bu performans hakkındaki yorumlarınızı, görüşlerinizi aşağıya bekliyorum. Intel Core Ultra 9'un bir diğer avantajı da içerisindeki 2 adet yapay zeka işlem çipi. Bu çipler yapay zekayı kullanarak güç tüketimini dengelemeye yarıyor dostlar. Bu sayede bilgisayarı çok daha uzun süreler boyunca şarja takmadan kullanabiliyoruz.
Yaptığım testlerde gördüm ki 25 wattlık bir batarya ile kullanım süremiz 8 saate kadar uzuyor. 1 saat içerisinde de tamamen şarj oluyor bu bilgisayar. Intel'in Yonga'sının burada getirdiği çok büyük bir avantaj var arkadaşlar. Mesela batarya düşmanı Zoom ya da Microsoft Teams gibi görüntülü görüşme uygulamalarının batarya tüketimini de optimize ediyor bu işlemci. Ayrıca bu kadar hafif ve taşınabilir bir bilgisayardan beklentilerinizi yükseltecek Adobe Premiere ya da Adobe Lightroom gibi fotoğraf veya video düzenleme uygulamalarda da performansı üst seviyeye taşıyor diyebilirim. Yine Intel Core Ultra 9 sayesinde Wi-Fi 6E desteğine sahibiz. Bu da bağlandığımız modemin kapasitesine, altyapının sunduğu maksimum hıza ve ortamdaki cihaz sayısına göre alabileceğiniz en yüksek hızlarda internet bağlantısı demek. Bluetooth 5.2 sayesinde de kablosuz bağlantıları daha yüksek band genişliğinde yapabiliyoruz. Bu da mesela kulaklık bağlantısı sırasında kalite kaybını ve kopma gibi durumları minimuma indiriyor dostlar. Bilgisayarın çift ekran modunda dik durmasını sağlayan destek ayağı bile grafenden üretilmiş. Bu da laptop modunda aşırı ısınmanın önüne geçiyor. Ayrıca bilgisayar gövdesinin yüzeyle temasını kesen menteşe tasarımı da var. Bu da hava boşluğu sağlıyor. Eğer bu hava boşluğunu artırmak isterseniz kutuda ürünle birlikte gelen taşıma çantasını da kullanabiliyorsunuz şu an gördüğünüz gibi. Bilgisayarın içerisinde de bu soğutma çabasını destekleyecek 2 adet sıcak hava borusu ve çift fanlı bir soğutma sistemi var. Donanımların üzerinde ve laptop modundayken klavyenin altında kalan bu ikinci ekranın sıcaklıktan etkilenmemesi için de ısı dağıtıcı bazı elemanlar kullanılmış. Asus soğutma sistemi sayesinde Intel Core Ultra 9'un performansını %26 arttırmış olduğunu söylüyor mesela. Bence iddialı bir rakam. Son olarak bilgisayarın en çok hoşuma giden yönlerinden birisi olan ses performansından bahsetmek istiyorum. Duyabildiğiniz kadarıyla da size de göstereyim bunu. Telif yememize sebep olmayacak bir şarkı açmaya çalışayım. Yani biraz bas tartışılır tabii ama yani nice büyük iri laptoplar gördük böyle ses veremeyen. Ben sesi kaliteli buldum ama böyle midler veya üstler iyiyken laptopun bas konusunda bir sıkıntısı olduğu kesin. Sesin bu kadar temiz ve kaliteli olmasını sağlayan şey ise bu laptopta Harman Kardon hoparlörler kullanılması arkadaşlar. Bu form faktörde bulabileceğimiz en iyi laptop ses sistemlerinden birisi açıkçası. Bu arada form faktör derken çift ekranlı bir laptop olmasından bahsediyorum tabii ki. Diyelim ve videomuzun yavaş yavaş artık sonuna gelelim arkadaşlar. Hem Asus ZenBook Duo 2024 hem de video hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere.